helikopter ve savaş uçakları havadan, tanklarsa karadan dağ taşı bombaladı. Düşman kardeşlerin gövde gösterisine Amerika da katıldı. Kuzey Kore dün ordusunun 85. kuruluş yıl dönümü bahanesiyle gerçek mermilerin ve ağır silahların kullanıldığı bir tatbikat düzenledi. Güney Kore ve müttefiki Amerika o tatbikata böyle karşılık verdi. Kuzey Kore'nin esrarengiz lideri Kim Jong tatbikata bizzat katıldı. Savaş başlaması durumunda ülkesinin Amerika'yı yok edeceğini duyurdu. Kim Jong bir gün önce de Amerika'nın bölgedeki uçak gemisi ve nükleer denizaltısını batırma tehdidi savurmuştu. Tatbikat işte böyle gergin bir ortamda gerçekleşti. Birleşik Ateş Gücü adı verilen tatbikata 2000 asker katıldı. Amerika ile Güney Kore yaklaşık 5 yılda bir benzer operasyonlar yapıyordu. Ancak bölgedeki gerginlik üstüne prosedür çiğnendi. Kuzey Kore liderine gözdağı verildi.